Ali Kurt'la konuşacağız detayları birazdan. Ama öncesinde aslında İstanbul'da kentsel dönüşümde yeni bir dönem başlıyor. Önce bir merhaba diyeyim. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Tabii üzücü Bahçeli Evler'den gelen bu ilk haber. Daha onun yayınını verirken Gamze bize bir başka binadan çatı... Maalesef. Haberi geldi. Maalesef. Maalesef durum böyle. Birazdan size bütün bu süreçle ilgili önemli sorularım var. İzleyicilerimiz de özellikle İstanbul'da yaşayanlar, kentsel dönüşüm konusunu merak edenler takip edecekler. Fakat orada yeni bir dönemin başladığını biz haberde bir kısaca özetledik. Onu bir izleyelim, sonra başlayalım konuşmamıza. Kentsel dönüşümde yeni dönem başlıyor. Artık riskli yapıların yıkılması için %51 oy çoğunluğunun sağlanması yeterli. Karar binada 15 gün asılı kalacak ve bildirim yapılmış sayılacak. Bu kentsel dönüşümün hızlanması için son derece yerinde olması gereken bir karardı. Kentsel Dönüşüm Kanunu sonrasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından uygulama yönetmeliği resmi gazetede yayınlandı. Karara göre riskli bina kararlarıyla ilgili toplantı zorunluluğu kaldırıldı. %51 oy çoğunluğu sağlanırsa kararın diğer ev sahiplerine bildirilmesi için toplantı yapılmayacak. Kararlar binada 15 gün süreyle ilan edilecek. E-Devlet üzerinden bildirim yapılacak. Bu süreç içerisinde yapılmayan itirazlar geçersiz sayılacak. Biz İstanbul Emlak Müşavirleri olarak defalarca tanık olduğumuz yıllarca süren davalar bir kişinin itirazı halinde yürütmeyi durdurma kararı alabiliyorlardı. Yeni düzenlemelerden biri de tahliye süresi. Eskiden 6-9 aya kadar sürebilen tahliye işlemleri 90 günle sınırlandırıldı. İstanbul Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Adnan Yeşiltaş'a göre yerel yönetimlere büyük görev düşüyor. Yerel yönetimlerin onayının olması gerekiyor. Hatta her binanın deprem karnesinin çıkarılarak hangi şiddete depreme dayanıklı olduğunu binanın girişine asmaları gerekiyor. Kararın deprem riski taşıyan İstanbul gibi bölgelerde kentsel dönüşümü hızlandıracağı düşünülüyor. Ancak uzlaşma sağlanmadan alınan kararların dava süreçlerini artırabileceği vurgulandı. Kentsel tasarım olmadan kentsel dönüşüm olmaz. Yerel yönetimler her binanın karnesini çıkararak, kat maliklerini toplayarak uzlaşı içinde yapmalarının uygun olduğunu düşünüyoruz. Değişiklikler böyle. Ali Kurt Kiptaş Genel Müdürü, az önce de zaten kendisine anons etmiştim, hoş geldiniz demiştim. Artık konuşmaya başlayalım. Şununla başlamak istiyorum, bir fotoğraf. Aslında burada görüyoruz, bu yıkılan bina var ya, az önce Gamze Altunay anlatmıştı, aktarmıştı. İzleyicilerimize kısa bir özet geçeyim. O binanın yıkılmadan önceki hali ve sonraki hali. Önceki hali, yani sizin ekranınızda zannediyorum sol tarafta gördüğünüz şu fotoğrafta, bakın o kaçak 3 kat o kadar net bir şekilde ortada ki. Ve sonrasında da zaten oralar yıkılıyor. Hemen bu fotoğrafı bize bir yorumlar mısınız? Asıl tabii üzücü olan, merak ettiğimiz, endişe ettiğimiz ne kadar yapı var buna benzer İstanbul'da? Dediğiniz gibi fotoğrafa bakınca da zaten yapının ne kadar sıkıntılı olduğunu herkes anlayabilir. Bunun için uzman olmaya gerek yok ki, tuğla olan yerde kolon kiriş ilişkisi de zaten çok sağlıklı görünmüyor. Hı hı. Şimdi ne kadar yapı var? İstanbul Büyükşehir Belediye'miz geçen dönem hızlı tarama yöntemiyle tüm yapı envanterini çıkarmak için bir mücadele başlattı. Bu kapsamda da 113 bin kadar bina ziyaret edildi. Bunun ancak 35 bini taranabildi çünkü vatandaş evini almadı. Bu 35 bin taranan binadan da doğru rakam vermek için bakıyorum, 1556 adedi aynen bugün yıkılan yapılar gibi yıkılabilecek statüde. Yani her an olası bir deprem olmasa bile olduğu yerde yıkılabilecek yapı statüsündeydi. Bunların da teşvik etmek amacıyla kira destek paketi geçirdi meclisten. Yani bakanlığın yaptığı dönüşüm projelerindeki verdiği yardımı ek bir destek olmak için, amacı sadece süreci teşvik etmek için. Ama İstanbul'da bu ne kadar bu statüde yapı olduğunu bilmek için kesinlikle tüm yapıların hızlı tarama testiyle elden geçmesi lazım. Maalesef siyasi kaygısı olan yerel yöneticilerin engellemeleri veya konuyu speküle etmesinden dolayı vatandaş yanlış biliyor bu süreçleri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi
bir şekilde İstanbul'daki tüm yapıları taramak istiyor. Bunun yöntemi belli. Ancak özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra çok yoğun bir talep gelince bu talebi karşılayamaz hale geldi. Bu sefer STK'larla yaptığı bir protokolle hizmeti genişletmek istedi ama bu ilçe belediyeleri sürece dahil olmayınca bu iş yürüyemedi. Ancak bu ayın meclisinde, yani Temmuz ayında önümüzdeki ay meclisinde İstanbul Büyükşehir Belediye'miz hızlı tarama testlerini ilçe belediyelerinin de yapmasını sağlayacak bir işbirliği protokolünü meclisten yetkisini alacak. Aslında burada kısa anlatmak gerekirse ilçe belediyelerinde ciddi bir sorumluluk ve ödev verilecek. Temmuz ayından itibaren artık o zaman o karar geçtikten sonra şu olacak. Ben çünkü çok diyorum, İstanbul'da biz gittik belediyeye ama işte sonrasında tarih atıldı. Hatta bu sebeple İşte üniversitelerden uzman isimlerin, ekiplerin gelip inceleme yapmasını istemişler. Bu sıkışıklık Temmuz ayı itibariyle ilçe belediyelerinde görevlendirilmesi azalabilir. Azalabilir, azalır. Ve başka şansı yok. Çünkü her bölgeyi kendi ilçe yönetimiyle beraber koordine ederek denetlenmeli. Büyükşehir koordinasyonunda bununla ilgili zorunluluk babında bir görevlendirme yapacak Büyükşehir Belediyesi. Eğer orada yapılar riski çıkması halinde KİPTAŞ'ın İstanbul Yenileniyor sistemine vatandaşımız yönlendirilecek ve inşaat maliyetine yapılarının yenilenmesi süreçleri daha hızlı yapacak. Biz bunu yaklaşık 3,5 yıldır sürdürüyoruz. Ciddi bir başvuru da aldık. Evet. Ancak vatandaşın bazı tedarik etmesi gereken bilgi belgeler vatandaşı çok zorluyordu. İlçe belediyeleri gene işi çok sıkı tutmadıkları zaman veya süreçleri uzun olduğu zaman yoğunlukla ilgili o süreçler de uzuyordu. Şimdi ilçe belediyeleri de KİPTAŞ bir protokol yapacak ki bunun ilkini Şişli Belediye Başkanımızla yaptık. Vatandaşların oradaki sürecini de hızlandıracak bir mekanizma geliştirdi. Çünkü bir yapıyla uzlaşsanız bile bilgi belgesini toplamanız, yani risk yapı ilan etmeniz, yıkmanız nereden bakarsanız bakın 1,5-2 yıl sürüyor. Hı hı. Bu zamanı kısaltmamız lazım böyle vakalarla karşılaşmamak için. Aynı zamanda Temmuz ayında Büyükşehir Belediye'miz 2000 yılı öncesi yapılmış riskli yapıların da oturan dar gelirli aileler için bir destek paketi de açıklayacak. Belli oranlarda inşaat maliyetlerin desteğiyle ilgili. Yani şimdi biz aslında İstanbul'da binaların %70'i 2000 yılından önce yapılmış değil mi? Evet. Bu şu anlama geliyor o zaman. Bütün binaların %70'i 2000'den önce yapıldıysa dar gelirlere belediyeden ciddi oranda bir destek geliyor. Belli oranlarda kategorize ettik orada. Hı hı. İşte belli gelir seviyesi olan ailelere belli oranlarda destek paketi ve açıklayacak Büyükşehir Belediyesi. Bunun da amacımız şu, riskli yapısını yenilemek isteyen vatandaşlara bir can suyu olsun diye. Ancak yeterli olur mu diye sorarsanız bence olmaz. Çünkü biz bu işe karar verdiğimizdeki inşaat maliyetleriyle bugünkü inşaat maliyetleri arasında çok ama çok ciddi fark var. Vallahi Ali Bey, biz haberleri yapıyoruz böyle, ekranları da getiriyoruz. Ben ilk defa işte müteahhitler iş bırakıyor diye haber hazırladığımızı hatırlıyorum yani. Evet, maliyetlerle maalesef mücadele edemiyoruz diye. Dolayısıyla şöyle bir yine bilmiyorum hani doğru mu size sorayım. Evet, kişiler belediye ile kimi zaman üniversitelerle bir araya geliyorlar. Bina yıkılacak ve yerine yenisini yapılacak. Ama bu binayı yapacak müteahhit bulmakta zorlanıyorlar. Doğru. Müteahhit oradaki kişilerden daha da fazla para istiyor. Kişi zaten gidecek bir kiraya o parayı veremiyor. Bu sefer orada çözülmez bir hale giriliyor gibi duruyor uzaktan. Çok doğru. Öyle mi? Öyleydi. Biz bu sorunu çözmek için İstanbul Yenileniyor Sistemi'ni hayata geçirdik. Merkezde KİPTAŞ şirketimiz var. Riskli yapıda oturan vatandaşımız KİPTAŞ şirketiyle uzlaşıyor. KİPTAŞ vatandaş lehine en uygun müteahhiti buluyor. Müteahhit de KİPTAŞ'la sözleşme yapıyor. Eğer borçlanma çıkar ise inşaatlarımızı 24 ay içinde bitirmeyi taahhüt ediyoruz. 24 ay boyunca eşit taksitlerle vade farksız borçlanma imkanı sunuyoruz. Burada da iş tıkanmaya başladı. Niye? Artık inşaat maliyetleri tarihte olmadığı kadar artış gösterdi ve ilk kez son 2-3 yılda asgari ücretin üstüne çıktı. Yani vatandaş bu borçlanmanın altında artık ezilmeye başladı. Böyle olunca da banka kredisi kullanmak istiyorlar. Biz de banka kredisi kullanacakları zaman KİPTAŞ marifetiyle kefil oluyoruz. Uzun vadeli borçlanma imkanı sunuyoruz. Ama banka faiz oranları da biliyorsunuz çok yüksek. O yüzden de biz kamu bankalarının mutlaka sürece müdahil olmasıyla ilgili her platformda çağrıda bulunuyoruz. Bunun Mehmet Şimşek yani değil mi? Orada bir şey olacak. Yani ekonomi yönetimi kamu bankası. Yani şöyle, kamu bankaları krediler kullandırtıyor. Bu kredileri kime öncelikle kullandıracaklarını. Çünkü Cumhurbaşkanı çıkıp bazen söylüyor ya, buradan sesleniyorum özel bankalara da diye. Hani bir orada belki bir şimdi hızlandıracak bakın, bir şey olabilir. 2020 Pardon. Yılında ilk sosyal konut projemizi yaparken kamu bankalarıyla bir işbirliği protokolü imzaladık. Uzun vadeli düşük faizli kredi kullanmasına Hı-hı. ilişkin ciddi hem kefalet verdik hem de paranın girişini uzun vadeye yaymıştık. Amacımız vatandaşa düşük faiz yansısın diye. Yani. Ama hiçbir kamu bankası bizde projeden faydalanan vatandaşa kredi kullandırmadı.
Şimdi bunu İstanbul yenileniyor kapsamında özellikle riskli yapıların yenilenecek vatandaşlarda borçlanma çıkarsa yapın diyoruz. Çünkü vatandaş, bakın şu anki ekrandaki harita İstanbul yenileniyorum başvurularını gösteren harita. Bence Türkiye'nin en organik verisi. Bu haritayı siz getirdiniz. Evet, evet, bunu bize bir lütfen almasın. Bu şöyle, İstanbul'un 39 ilçesinden başvuru aldık. Noktalar başvuru başvuru bölgelerini temsil ediyor. Renklerde ilerleme seviyesini. Kırmızı gördüğünüz yapılar 2/3 imzası alınmış 25 bin bağımsız birimi temsil ediyor. Yani burada artık müteahhiti bulduğumuz an işi yapabiliriz. Bu haritanın aslında en önemli anlamı şu. 25 bin yapı için müteahhit mi aranıyor şimdi? Hem öyle müteahhit mi? Hem finans kurumlarıyla eşleştirme süreçleri devam ediyor. Bunun 640 tanesini yakın zamanda yıkacağız zaten, yanlış olmasın. 640 tanesini şöyle 604 tanesini 3 ay içerisinde yıkacağız. Bazılarının süreçleri tamamlandı, yüklerin ihaleleri yapıldı. Şimdi bu veri ve vatandaş diyor ki ben inşaat maliyetini karşılayarak yapımı yenilemek istiyorum. Ve buradaki noktalar 484 bin riskli bağımsız birimi temsil ediyor. Yani 1.7 milyon insanın yaşadığı alandan bahsediyoruz. Nerede zorlanıyor vatandaş? Aslında vatandaş olayın bilincinde. Elbette. Uzun vadeli borçlanamadı. Düşük vadeli faize borçlanamadığı için borç yükünün altında eziliyor. Bir de şimdi o bina yapılırken bir de kira maliyeti var. Evet. Önceden olduğu gibi değil ki. Orada değil. Da bambaşka bir gerçekle karşı karşıyayız. O yüzden kamu bankalarının sürece müdahilliği çok önemli. Biz burada vatandaş şeyine İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak bir şirketi olarak ekonomik kefil gücümüz kapsamında kefil de oluyoruz. Ama işte bir hani kira meselesi, bir de oradaki vatandaş kadar anladığım kadarıyla müteahhitin de gerçekten bankalarla iletişiminin başka bir noktaya orada gelmesi gerekiyor. Orada da şöyle gene o aslında biz onu da çözmek açısından hep merkeze Kiptaş şirketini koyuyoruz. Çünkü kamu iştiraki olduğu için daha iyi muhatap alınıyor. Vatandaş bizle imzalıyor sözleşmeyi. Vatandaş lehine müteahhiti buluyoruz. Borçlanma çıkartırsa vatandaş lehine bankayla anlaşmayı da Kiptaş yapıyor. Anladım. Yani üç saç ayağını birbirine getirmiyoruz. Ama müteahhitlerimiz akşamdan sabaha maliyetlerin değişmesinden dolayı ve kentsel dönüşüm süreçlerinin uzun sürmesinden dolayı bu süreçlere paydaş olmak istemiyorum. Önünüzdeki en büyük zorluk ne? Uzlaşma ve borçlanma miktarlarının yüksek olması. Bakın maliyetine yeniliyoruz. Bu çok atlanan bir kelime, şey cümle. Şimdi bugün inşaat maliyetini ortalama 25 bin lira kabul ederseniz İstanbul'da satış rakamları 40-44 bin lira arası Merkez Bankası verilerine göre. Biz zaten o yapıyı yenilediğimiz an yapının değeri artıyor. Biz inşaatı yenileme maliyetinden fazla para istemiyoruz vatandaştan. Yani vatandaşın kendi yapısını aslında yenilemesinin organizasyonunu sağlıyoruz. Ama inşaat maliyetleri çok arttı. İlk kez asgari ücretin üstüne çıktı. O yüzden kamu bankaları, bakın burada bu grafik, da var inşaat maliyetleri. Evet, bu grafik 2022'nin birinci çeyreğinde inşaat maliyetlerinin hızlanarak asgari ücretin nasıl üstüne çıktığını gösteriyor. Kırmızıyla görünen bar şeyi gösteriyor. İnşaat piyasadaki inşaat maliyetlerini gösteriyor. Asgari ücrette yeşille gösterilen çizgi. Yani buraya baktığınızda bir asgari ücretli bir inşaatın bir metrekare birim maliyetini karşılayamıyor şu anda. Kişilerin ikna edilmesi noktasında sorunlar yaşıyor mu? Çok ciddi sorunlar yaşıyoruz ama çoğu neden? Aslında bize karşı çok ciddi bir tevazu var. Yani insanlar geliyor, güveniyor, ediyor ama borçlanmadan çok korkuyorlar. Artı süreç başlayınca daha demin dediğiniz gibi nerede kiralık ev bulacağız, nasıl kiraya çıkacağız diyorlar. Biz bazı projelerimizin finansmanı artı değerde olursa onu tamamen vatandaşa şarj ettiğimiz için proje bazı kira desteklerinde de bulunuyoruz İBB'nin dışında. Hatta bu dönemde şunu da yapacağız. Vatandaşlarımız lehine bölgede, en yakın bölgedeki boş yapı stoğundan vatandaşlarımız adına kiralamayı da Kiptaş şirketi yapacak. Aslında ne kadar yapacak. Güzel uygulamalar, yani şu anda planlananlar olacaklar. Bunları yaptık. Temmuz ayından sonra uygulamalarımız yapılanlar. Uygulamalarımız da var, evet. Ama hızlanmamız için tüm paydaşların da sürece girmesi lazım. Ve en önemlisi kamu bankaları. Hedefte kaç yapı vardı? Bizim bu dönemki hedefimiz 50 bin riskli konutu yenilemek. Ne kadar, hangi tarih aralığında? İkinci dönemin, toplamında. Evet, zaten 25 bin tane elimizde riskli konutun uzlaşısı var. Bunları hızlı bir şekilde çözmek istiyoruz. Ancak dediğim gibi maliyet artışları, ki bu bir ilçe belediyesinin veya büyükşehir belediyesinin kontrol edebileceği yok bir dönem artık değil. Merkezi yönetimin. Bununla ilgili bir mekanizma geliştirmemiz gerekiyor. O yüzden kamu bankalarına artık baktık ki cevap vermiyorlar. Ben genel müdür olarak tüm kamu bankalarına Kiptaş kefaletiyle sürece paydaş olun diye resmi yazı da yazdım. Eskiden protokolümüz olmasına rağmen. Evet. Ekrem Başkanımız da tüm banka, kamu bankalarının yönetim kurulu başkanlarına yazdı. O yazılar da burada. Evet, siz onları da getirdiniz. Yani biz hala bu talebimize karşılık bulamıyoruz. Kamu bankalarına şunu diyoruz. Can kurtarma mücadelemize siz de paydaş olun. Şu ana kadar bunlarla ilgili size o bir dönüş... Kesinlikle olmadığı gibi 2020 yılında protokol imzalamamıza rağmen
vatandaşlara kredi kullandırtmadık ama bankaları Kiptaş'ta olan projelerinde. Ya zaten faizler çok hakikaten yüksek. Diğer taraftan da bunu hep konuşuyoruz. Evet, orada da çıkmıyor yani vatandaş. Ya benim isyanım şuna, seçim dönemlerinde 50 bin, 100 bin, 250 bin konut kampanyaları yapılırken kamu bankaları destekli finans paketleri açıklandı. Demek ki bu verilebiliyor. Biz de diyoruz ki bunu İstanbul'daki riskli yapı sahiplerine sunun. Ki hatırlayalım, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde İstanbul deprem karşı karşıya olduğumuz risk, işte AKP'nin adayı, kurum ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından nasıl dillendirilmiş? E hadi o zaman seçim öncesinde bunu söylüyordunuz değil mi? Şimdi beklenen de o desteğin, yani desteğin gelmesi kamu bankaları nezdinde. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Kısa zamanda ama çok etkili bilgileri bizimle paylaştınız. İzleyeceğimizi zannediyorum dikkatini çekmiştir. Süreç bundan sonra böyle işleyecek. Biz artık noktalayalım. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.